Arkadaşlar merhabalar, bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki ikizkenar üçgen konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC bir ikizkenar üçgen, ikizkenarlık şöyle verilmiş ve 3, 9, 3 kök 6 verilmiş, x nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bunun formülü var ama formülsüz yapacağım ben bunu. Çünkü formüle gerçekten gerek yok. İkizkenar gördünüz, tabanda mevcutsa insan olan ne yapar? Hop, tabana ait yüksekliği çizer. Çizdiğiniz yüksekliği niye? Tabanı iki eş parçaya bölüyor. Tamamı 12 olduğundan buraya kadar kısmı 6. Buraya kadar kısmı da 6. Yani buraya ne kaldı? 3 kaldı. Pisagor bağıntısından şurayı bulabilir miyiz arkadaşlar? H'ı buluruz. Hadi bakalım, Pisagor bağıntısı. 3 kök 6'nın karesi eşittir H'ın karesi artı 3'ün karesinden. H'ı bulursunuz ama bence buradan yapmayalım. 3 kök 6 dediğimiz 3'ün kök 6 katı. 3 dediğimiz 3'ün 1 katı. H dediğimizde 3'ün kare küçüğünde. Bak, bu hipotenüs. Bu sefer kareleri farkı olacak. Kök 6'nın karesi 6 eksi 1'in karesi de 1 olacak. Yani H'ı ne bulduk arkadaşlar? 3 kök 5 bulduk böylelikle. Sonra burada da Pisagor bağıntısı yapacağız. X'in karesi de eşittir. Buradan işlemle H'ı buldunuz. H'ı kaç buldunuz? 3 kök 5 buldunuz. Buradan da işlemle yine X'in karesi eşittir 6'nın karesi artı 3 kök 5'in karesinden dolayı. Yine işlem yapmayacağım. Nasıl bulacağız? 3'ün kök 5 katı, 3'ün 2 katı. Hocam burası da 3'ün kare küçüğünde, kök 5'in kareleri toplamı olmayacak mı? Dik kenarlar olduğu için. Yani 5 artı 2'nin karesi de 4 oldu. 3 kök 9 oldu. O da 3 diye dışarı çıktı. 3 çarpı 3'ten cevap kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 9 yaptı. Evet, sorumuzun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. İkizkenar üçgen verilmiş, tabanın tamamı verilmemiş. Ama burada 45 derece var. Ne yapacağız? 45'in mantığını kullanacağız. Hop, 45'ten dolayı çektim dikimi, bakın. Normalde taban olsaydı direkt çekerdim ama taban yoktu. Çekmeye böyle tereddüt ettim. 45'ten dolayı çektim 90 derece. Hocam 45, 45, 90 üçgeni. 9 kök 2 ise bunlar 9, 9 oldu. Hocam bu ikizkenar çizdiğin yükseklik tabanı iki eş parçaya böleceği için burası da 12 oldu. 9, 12 ne üçgeni arkadaşlar? 15 üçgeninden burası 15, burası da 15. Çevre ABC isteniyor bizden. 15, 15 ve burası da 24 mü? Evet. 15 artı 15 artı 24. Kaç çıkıyor arkadaşlar? Cevap 54 çıkıyor. Cevabımız Edremit oldu. Aral 3 kibrit çöpünü aşağıdaki biçimde yerleştiriliyor. Birinci ve ikinci kibrit çöpleri eştir. Aynı eş yapıdaki. Yani bunlar birbirine eşit. Yani ikizkenar. Sonra birinci ve üçüncü kibrit çöpleri birbirine diktir. Oo, şurası arkadaşlar dikmiş. Çok güzel. Şekilde BD 3 birim. İşte burası da 2 birim olduğuna göre 3. kibrit çöpünün uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar ikizkenar var. Tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer hocam. Hemen çizdiniz. Hop böyle 1 1. Hocam buradaki 90'ı da kullanacağım. Bak, dikten dikinildi. Ne var burada? Öklit. Benden x isteniyorsa x'e ait öklit bağıntısını kullan kardeşim. O zaman x'in karesi ne olacaktır? Şu çarpı tamamı. Yazalım buraya, x'in karesi eşittir. Şuraya kadar kısım 4 çarpı tamamı 5. Yani x buradan kök 20'ye eşit olacaktır. Bu da neye eşit olur arkadaşlar? 2 kök 5'e eşit olur. Cevabımız böylelikle Akçay oldu. Şekil 1'de ABC'ye ikizkenar üçgen biçiminde karton veriliyor. Arkadaşlar ikizkenar tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Hemen tabana ait yüksekliği çizer. Sorunun başındayız ama belki bütün işlemleri son şekilde de yapabiliriz ama olsun, ben burada yapıvereyim. 12, 12, 12, 15 ne üçgeni? 9, 12, 15 üçgeninden 3, 4, 5, 13 katından 9 bulduk. Sonra bu karton şekil 2'deki gibi BD eşittir. Şurası K iken burası 2K olacak şekilde. Bakın AD ve burası. Hatta buradan bir şey buluyoruz. 3K eşittir kaç? 15 olduğundan dolayı K'yı da buradan kaç bulduk arkadaşlar? 5 bulduk. K 5. Burası da kaç oldu? 10 oldu. Şimdi ben bunu böyle katladığım zaman da ne oluyormuş arkadaşlar? Şu şekilde meydana çıkıyormuş. Arkadaşlar katlamada eski haline geri getiriyorduk değil mi şekli? Haydi bakalım geri getirelim. Geri getirdiğim zaman şekil bu oldu. Üçgenimiz bu şekildeydi. İkizkenar üçgen sığmadığı için herhalde şuraya biraz küçük çizilmiş arkadaşlar burada. Normalde bu ikizkenar üçgen ve şurayı da 5'e 10 şeklinde bulduk. 5'e 10 şeklinde bulduk ve bu katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 10 iken burası da 10. Hatta şu parçayla da şu parça birbirine eşit. Hatta aynı doğrusunda gittiği için bu açılar da birbirine eşit olacağı için 90'ar derece oldu arkadaşlar. Burası. Tamam. Şurayı 90 derece bulduk. Hocam ben şurayı bulmalıyım ya da burayı bulmalıyım. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu x'i bulmak için de 90 derece karşılık getirmeliyim. Zaten ben burada şöyle bir yüksekliği çizmiştim.
Bu yüksekliği çizdiğimde tabanı da iki eş parçaya bölmüştü. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşitti. 12, 12. Ve şurayı kaç bulmuştuk arkadaşlar? 9 olarak bulmuştuk. Eyvallah. Şurayı da bulursam x'e ulaşacağım. Burayı bulmam için şurayı bulmam lazım arkadaşlar. Burada bir şeyler yapacağım. İsterseniz şekil karışmasın diye burada göstereyim onu. Şurada dik çizdiğimde burası 12, burası da 12 değil miydi? Evet, burada 2'ye 1 oran var ve buraya da 9 bulmuştuk. Temel orantı benzerliği var arkadaşlar. Maalesef yine benzerlik, yapacak bir şey yok. Benzerlikten dolayı bunun tamamının oranı 2 bölü 3 değil mi arkadaşlar? Evet, 2 bölü 3 eşittir h bölü 9. H bölü 9'dan 3 katı 3 katından h'ı buradan kaç buldun? 6 buldun. Burası 6. A 6 10. Ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden 8 çıktı. Arkadaşlar burası 8. Bakın şurası 8 ise hocam burası da 8 olacak. Yalnız burada ne vardı? 9. Bunun tamamı 12 idi. Buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. O zaman burası 4 ise bak 8 birim 8 birim burası ya. Buraya da 4 kaldı. Artık burada bir Pisagor bağıntısı yaparsak x'in karesi eşittir 9'un karesi artı 4'ün karesinden x'in karesi 81 artı 16'dan x buradan 97 yapıyor x kare. O zaman x de buradan ne yapacaktır? Kök 97 yapacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Denizli çıktı. Şekilde B açısı eşittir 90 artı A açısı. Bunu kullanmayı bileceğiz arkadaşlar. Şu A açısına ben bir alfa dersem neresi? B açısı 90 artı alfa oldu bakın. 90 artı alfa oldu. Hemen şu B açısının 90 artı alfa olduğunu da gösterelim. Sonra 6 var, 12 var, şu eşitlik var, burası da dik. Arkadaşlar dik olunca, yani yükseklik olunca, yüksekliği ayrı bir gözle bakıyorduk değil mi? Hele hele kenar ortayı varsa. Bakın yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Aklınıza ne geldi? Aynen öyle. İkiz kenar aklınıza gelen başınıza gelsin bakayım. Hop çizdiniz böyle. Çizdiğiniz zaman hocam dik tabanı iki eş parçaya böldüyse ikiz kenar şunlar birbirine eşittir. Burası alttır. Bu açıları boşu boşuna vermemiş. Açıları da al o zaman. Alfaysa burası da alfa. Hocam tamamı 90 artı alfaydı. O zaman buraya da 90 kaldı. Al sana Pisagor. 6, 12, 1, 2 kök 5 üçgeninden burası da 6 kök 5 mi yaptı gençler? Yani cevabımız Balıkesir oldu. Şekil 1'deki ABC dik üçgenin C köşesi D doğrusu boyunca katlanınca şekil 2 oluşuyor. Eyvallah, bu oluşmuş. Katlamada ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk, değil mi? Açalım. Hocam açtığımız zaman şu kenarlar birbirine eşit. Hocam bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Tamam. Bir de şu da aynı zamanda açılar da birbirine eşit olacak. Buradaki açıyla da buradaki açı eşit olacak. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunları gösterdik. Bize 8 vermiş, 3 vermiş. Buna göre x kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız? Hiçbir şey yapamıyoruz. Açılara dalmaktan başka çaremiz yok. Hocam buraya alfa dersek, buraya da alfa diyelim. Eyvallah. Alfa 90. Bu bir dik üçgendi. Burası da 90 derece. Hocam alfa 90, buraya bir beta dersen burası da beta. Ne demek bu? Alfa artı beta 90 derece demek. Hocam bu büyük de dik üçgen, yani şu büyük de dik üçgen alfa 90'sa bu açıyla bunun toplamı 90 olacağından burası da beta oldu. Burası da bak alfa 90'sa burası da beta oldu. Hocam şurada betaysa ters açıdan beta oldu. Betaya beta. Hocam ikizkenar üçgen çıktı. İkizkenar üçgen. Bak 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 bak. Şurası ikizkenar. İkizkenarda tabanda mevcutsa insan ne yapar? Hocam tabana ait yükseklik çizer. Ne duruyorsun? Haydi çizsene. Çizdik. Evet. Tabanı iki eş parçaya bölecek. 4 4. Senden de burası isteniyor. Bak. Buraya baktığın zaman soru çıktı. Hocam bakın burası kaç? 7. O zaman burası da dikdörtgen. Bak 90 90 90'sa burası da 90 olur. Dikdörtgen oldu. Burası 7 ise x de kaç olur arkadaşım? 7 olur. Yani sorumuzun cevabı Balıkesir oldu. ABC bir ikizkenar üçgen, ABD doğrusal. Eyvallah. 45 derece ve AB ile AC'yi birbirine eşit demiş. Sonra 3 verilmiş, 4 verilmiş. Yukarıda verilenlere göre DC x kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. DC'yi bulacağım. Arkadaşlar ikizkenar üçgen, burada bir dik üçgen var ama hiçbir şekilde işime yaramıyor. Şimdi bu bir özellik sorusu. Eyvallah. ÖSYM son zamanlarda sormayı tercih etmiyor ama bunları da bilmek lazım arkadaşlar. Burada ne yapacağız? İkizkenarda ya hocam ikizkenar var. Acaba tabana ait yükseklik mi çizecek? Kardeşim taban var mı da tabana ait yükseklik çiziyorsun? Şimdi bu bir özel bir durumdur. İkizkenarda tabana ait değil de kenara ait, kola ait bir yükseklik çizilmişse ne yapacaksınız arkadaşlar? Kola ait bir yükseklik çizildiğinde diğer kolada ya şekilde dengesizlik varsa diğer kola ait de siz bir yükseklik çizin. Niye? Çünkü eşit kenarlara ait
yükseklikler birbirine eşittir. Hocam bu yükseklikle bu yükseklik birbirine eşit ve aynı zamanda kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşit. Mesela bu yükseklikte taban açısına kadar 3'e ayırmışsa bu yükseklikte taban açısına kadar 3'e ayırır. Sonra başka bir şey var mı? İşte bunlar birbirine eşittir, şunlar birbirine eşittir, şunlar birbirine eşittir. Ama bunları yazmamıza gerek kalmadı. Niye? Zaten burası çıktı. Bak 45 derece var burada. 45 90'sa burası da 45 oldu mu? Oldu. Yani burada bir dik üçgen. Dik üçgenin bir kenarı da kaç çıktı? 7. E burası 7 ise burası da 7 oldu. 7 7 cevap da ne oldu o zaman? 7 kök 2 oldu. Cevabımız böylelikle Akçay oldu gençler. B açısı artı D açısını 150 derece olarak vermişler. B ile D'yi 150 vermişler. A ne yapacağız? İkizkenarlıklar var. Açılara da alacağız. Hocam buraya A dersek burası da A. Buraya B dersek burası da B. A artı B kaç oldu arkadaşlar? 150 derece oldu. A ile B yan yana bak görüyor musun? Hocam burası 150 derece. Peki bizden ne isteniyor? X. X'i bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Nasıl bulacağız şimdi? Valla arkadaşlar X'i bulabilirim ben aslında. Burası 150 derece ise ben şurada kaçıyı da bulurum da daha kolay var mı yok mu diye düşünmeden edemiyorum açıkçası. Şimdi burada şuradan mı yapsam? Şimdi kafamda bir yol vardı, yol değiştirdim. Ben biliyorsunuz bu soruları daha öncesinde çözüp karşınıza gelmiyor. Sizin tarzınızda hani siz de soruyu ilk defa gördüğünüzde nasıl düşünmelisiniz o yöntemi aslında size göstermek istiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle düşünceler bazen gittiğimiz yol yol olmuyor maalesef. Ama bu yol olmayan şeyleri siz de düşünüyorsunuz. O yol olmadığı zaman nasıl davranacağınızı da bilmenizi istiyorum. O yüzden bu şekilde çözüm yapıyorum. Ne konuştum be? Devam. Şimdi arkadaşlar acaba burada ikizkenar var. Ben tabana ait yükseklik çizsem mi? Çizeyim. Çizdiğim zaman burası kök 3'e kök 3 yaptı. Hocam burada da ikizkenar var. Burada da tabana ait bir yükseklik çizsem mi? Çizeyim kardeşim. Burası da ne yaptı arkadaşım? 2'ye 2 yaptı. E A artı B 150. Oo, bak sen şu işe. Bak 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 bak. Artistik yapıyoruz konuşuyoruz ama buradan çıkmıyormuş soru şimdi. Arkadaşlar bakın şuradaki şeyde görüyor musunuz? Dörtgende iç açılar toplamı ne? Hocam iç açılar toplamı 360. E 90 90 180'i buradaysa şu ikisinin toplamı da 180 olacak. Yani şurada kaç iğne bulduk o zaman? 30 derece bulduk. E ne yapacağız arkadaşlar burada? E buradan sonrasında sen buradaki herhangi bir yüksekliği bulursan x'i de bulursun. Herhangi bir uzunluğu. Arkadaş burası 30 derece, burası 150 derece. Yapacağımız hamle belli. Ne yapalım? Şunu yapabiliriz. Böyle 30 derece varsa bir bütünsel şuradan şunu çizsek yok işimize yaramaz. Niye? Çünkü bu uzunluğu bilmiyorum, bu uzunluğu bilmiyorum. 30 var, 90 var. Şurada dik üçgene tamamlayabilirim mesela bunu. Oo, 30 90 ise burası 60 oldu. Çok güzel oldu. 60'ın karşısı kök 3 ise burada da bir 30 60 90 üçgen çıktı gördüğünüz üzere. 60'ın karşısı kök 3 ise 30'un karşısı nedir? 1. 90'ın karşısı nedir? 2. E sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Şurası 30'un karşısı bakın ne oldu? 4. 60'ın karşısı ne olacak? 4 kök 3. Artık x'i bulabilirim. Şuradaki Pisagor bağıntısından. X'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 4 kök 3'ün karesi. Kısa yoldan yaparız ama neyse. Önemli değil. 4 artı 48'den 52 çıktı. X de buradan kök 52. Kök 52 ne dediğimiz nedir? 4 çarpı 13 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıktı. Cevabımız 2 kök 13 oldu arkadaşlar. Cevap Ceyhan oldu. Evet bu bir yol olsun. Tamam. Anladıysanız diğer soruya geçebilirsiniz. Ben bir farklı yoldan daha çözeyim isterseniz şimdi. Buradaki diklerden faydalanarak çözdüm soruyu. Ben en başta dedim size arkadaşlar burada amacım size bir şeyler öğretmek. Kitabı çöz geç şeklinde değil diye söyledim hatırlarsanız. Eğer anladıysan geç gitsin. O da ayrı bir konu. Şimdi gençler şuraya A dedik. Burası da A dedik. Buraya B dedik. Buraya da B dedik. Bir kere buradan A artı B. B artı D açısını ne vermiş arkadaşlar? 150 derece vermiş. B artı D 150 iken o zaman pardon A artı B 150 derece vermiş. O zaman burası 150 hocam. Şuradaki açı 150 derece çıktı. Sonra burası 150 ya dikkat ederseniz. Bakın burası 150. Dörtgen iç açıları toplamından. Şuraya da ben alfa açısı dersem. Alfa artı A artı B artı 150. A artı B artı 150 de kaç olmak zorunda arkadaşlar? Buradan 360 olmak zorunda. A artı B de 150 olduğundan 150 150 300. Alfayı da buradan kaç bulduk? 60 bulduk. E ne güzel. Alfayı 60 bulduysak hocam burada kaç 60 çıktı? Aa bu yol daha kolaymış. Bak sen şu işe. Hocam burası 60 ya.
Hop, şunu şöyle çizersem bak ne oluştu? Ya niye çizdim bunu? 60 derece var. Kollar da eşit. Eşkenar gelecek aklımıza. Çizdik. Hocam 60'sa bunlar da 60'ar derece oldu. Ve 60, 60, 60. Burası da x oldu mu? Oldu. Şimdi benim işim artık şuradaki üçgende arkadaşlar. Olay bitti. Buradaki üçgende ne var gençler? Buradaki üçgende 4 var, 2, 3 var, x var. Sen nereden yapıyorsun? Yap oradan yap. Bir gün var ya yakalarsam seni. Kosinüs teoreminden yapıyorsun değil mi? Yap kardeşim. X'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 2 köküçün karesi eksi. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 2 köküç çarpı kosinüs alfadan yapıyorsun. Yap yap. Buradan yap tamam mı? Kosinüs 150. Yap sen buradan. Vallahi takıldım kaldım. Ya kardeşim niye buradan yapıyorsun sen? 150 derece gibi bir özel bir açı varsa 150'nin nesi özeldi? Hocam dış açısı. İster buradaki dış açıya yoğunlaş, ister buradaki dış açıya yoğunlaş. Fark etmez. Hocam ben buraya yoğunlaşacağım. 30. E bu 30'u gören insanoğlu ne yapar? Dik çizer. A 90'ın karşısı 2 köküçse 30'un karşısı köküçtür. 30'dan 60'a geçişte köküçün köküç katından dolayı 3 yapar. Şimdi buradaki Pisagor'dan bu ve bundan dolayı x'in karesi de ne olacaktır arkadaşlar? Köküçün karesi 3. 7'nin karesi 49. 52 yaptı. X de buradan kök 52. Kök 52 de neye eşittir? 2 kök 13'e eşittir arkadaşlar. Cevabımız böylelikle C'an çıktı. Bu yol daha kolay. Ama bu yolu zorlaştıran da sizsiniz. Kosinüs teoremi falan filan. İşlem hatası yapıyorsunuz. Ya yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama şu özel açı mantığını anlamak için lütfen şunu yap. 150'ymiş, 131'miş. Bu açılarda kosinüs teoremi uygulama. Geometrini geliştir. Tamam. Sırf o yüzden. Yoksa kullanabilirsin. Sıkıntı yok. Cevap Ceyhan yaptı. Geldik bu soruya. Açılar eşit verilmiş. Ya arkadaş açıyla ilgili bir şey var. Bu üçgende açıortay var. Açıortayla ilgili hangi özelliği kullanabilirim? Kollar oranı, tabanlar oranı yok, yemedi. O zaman ben burada açıortayı kullanamıyorum. Soruyu çözmek için oradaki açıların eşitliğini kullanmak zorundayım. Bunlar senin kafanda böyle şey geçiyor arkadaşlar. Böyle saniyenin onda biri ya da binde biri şeyde geçiyor zaten. Ben bunları sadece sesli olarak söylüyorum size. Ya da geçmesi lazım. Tamam. O zaman ne yapmalıyım? Ben bu açıları kullanmak zorundaysam ki ben hep şey diyorum. Verilen bilgileri hep kullanın diyorum. O zaman burada açıya dalacağız kardeşim. Dalayım açıya. Daldım açıya. Alfa alfa. O zaman buraya ne kaldı? 90 eksi 2 alfa kaldı. Hocam burası 90 eksi 2 alfaysa 90'la şuradaki açıyla bunun toplamı 90 yapacak. O zaman burası 2 alfa yaptı. Hocam burası da 90 derece. Alfa 90'sa burası 90 eksi alfa yaptı. Başka bir şey var mı? Hocam 2 alfa 90'sa burası da 90 eksi 2 alfa yaptı. Allah Allah. Bir şey var mı burada? Yok gibi de duruyor aslında. Öncelikle şu Pisagor'dan şeyi bulabilirim ben ama var var olmaz mı? Ne var bakın. Burası 90 eksi alfa değil mi? Evet. Aha da burası da 90 eksi alfa değil mi gençler? Bak 90 eksi alfa ya 90 eksi alfa. Yani açılarla ilgili bir şey olduğu belli ya. Açılara böyle yoğunlaştım. Ulan burada 2 alfada bir şey yok. 90 eksi 2 alfada bir şey yok. Burada 90 eksi alfa var. Şu an buradaki açılara da bakınca burada da, burası da 90 eksi alfa. Yani burası da kaç çıktı arkadaşlar? 9 çıktı. Burasıyla burası birbirine eşit oldu ikizkenardan dolayı. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Burası da 9 olduysa Pisagor. Yani 9 artı x'in karesi eşittir. Kök 19'un karesi artı 9'un karesi. Sakın bunu açayım deme ha. 9 artı x'in karesi eşittir. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 100. O zaman 9 artı x'i neye eşit olacaktır? 10'a. X de buradan neye eşit oldu? 1'e eşit oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. Yani verilen bilgileri kullanmayı öğretiyoruz size. İnşallah öğreniyorsunuzdur. Evet cevabımız böylelikle Akçay oldu. Soruda bak açıyla alakalı bir şey verilmiş. Alfa dersem burası 2 alfa. Yaz kardeşim şunlara bir bakayım. B, A, E açısına alfa dersem C, A, E açısı C, A, E açısına 2 alfa demiş. Bu alfayı 2 alfayı kullanacağım ben şimdi değil mi? B, A, E alfa iken C, A, E 2 alfa. Nasıl kullanacağım acaba? Bu açılar kullanılmalı. Başka türlü soru çıkmaz. Ne yapmalıyız arkadaşım? Ne yapmalıyız? Açılara dalmalıyız. Burada da bir eşitlik de var. Eşitliği de kullanmalıyız. Allah Allah. Nasıl kullanacağız acaba? Hocam burada ben şunu yapmalıyım. O zor soruymuş ya. Ben de kolay soruymuş diye fark edemedim diye şey yaptım ama şimdi kafada direkt çözünce zor soru olduğunu gördüm valla. Arkadaşlar ben burada alfa ile 2 alfa arasında bir ilişki kurmalıyım. Acaba şunu mu yapmalıyım?
Ben bazen konuşurken öğrencileri oyalıyorum. Burada da aynı şekilde kamerada da oyalıyorum arkadaşlar. Sizleri oyalıyorum. Aslında ben burada boş konuşurken çözüm yöntemini düşünüyorum. Haberiniz olsun. Bazen hile yapıyoruz. Evet, doğru. Genelde niye matematikçiler böyle çok konuşuyor? Sırf bu yüzden. Konuşurken soruyu bir yandan da çözüyor. Arkadaşım burada alfa ile iki alfa arasında bir bağıntı kurmak istiyorum ben. Ne yapmalıyım? Hocam, abi soru çözümüne bu arada şeyde başlayabilirsiniz. Ya alfaya iki alfadan dolayı başlayabilirsiniz. Ya da şu eşitlikten de başlayabilirsiniz. Hani eşitlik gördüğünüzde aklınıza ne gelir? Orta taban mesela. Hocam bu ben böyle alfa alfa parçalasam bir şeyler geliyor mu? Alfa alfa parçalarsam şu ikizkenarlık bunların eşitliğiyle alakalı hiçbir şey yapamıyorum maalesef. O zaman hiç buradan yapmayayım. O zaman ben burada alfa alfa parçalayınca bir şey yapamadıysam ben bunu 2 alfa yapsam burası 2 alfa iken bunun yanında 2 alfalık bir aç oluşturursam süper olmaz mı? Olur be ya. Ne olur? Hocam burası da alfa dediğimde bak 2 alfaya 2 alfa. Burası hem açıortay oldu hem yükseklik oldu. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit oldu. 12 ise burası da 12 oldu mu? Oldu. Aa hocam bak ben bu eşitliği kullanabilirim. Bunlar eşit. Bunlar eşit. E o zaman sen şunu da şöyle çizersen. Ah düzgün çizememişim ben olayı. Biraz daha düzgün çizeyim arkadaşlar şurayı. Daha net göreceksiniz. Daha net fark edeceksiniz. Şöyle çizersem alfa alfa diye çizdik ya şuraya. Burası alfa, burası alfa. Şimdi 2 alfaya 2 alfa aynı zamanda yükseklik. O zaman ikizkenar oldu. Ve tabanı da iki eşit parçaya bölecek mi arkadaşlar? Böldü. Şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. E o zaman ne geldi aklımıza? Orta taban. Yani sen şunu şöyle çizince şununla şu birbirine paralel oldu. E hocam burası x ise burası ne oldu? 2x oldu. E paralelliği de kullanmalıyız biz. Açılar da var. Açıları kullandık gibi ama bak bir şey daha var. Hocam şu çizgiyle şu çizgi birbirine paralel değil mi? Evet. Bak şunu da şu paralel. İlerleyen zamanlarda da söyleyeceğiz ve iyice oturacak. Hem paralellik hem açıortaylık aynı anda varsa Z'ye dikkat edin deriz. Bak burada da bak hem paralellik var hem de açıortaylık var. Bak alfa alfa bak. Z kuralı var burada. E o zaman Z'den dolayı alfaysa şurası alfaysa burası da alfa oldu mu arkadaşlar? Olmaz mı be ya? Aha da ne çıktı burada? Alfaya alfa. Yani bir ikizkenar üçgen çıktı arkadaşlar burada. Cevabımız o zaman ne oldu arkadaşım? Bakın 2 alfa ise burası da alfa. Şu bir ikizkenar üçgen çıktı. 2x eşittir 12 ise x'i de buradan kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Yani cevap Denizli oldu. Mükemmel bir soru. Çok zor bir soru. Büyük ihtimalle bu sorunun çözümü için gelmişsinizdir. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çoğunluk gelince böyle iyi davranıyorum. Neyse gençler cevap Denizli oldu.